Merhaba arkadaşlar. Çizsenin Dünyası YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi size etaminle alakalı, yapımıyla alakalı şeylerden bahsetmek istiyorum. Sizin sorduklarınız doğrultusunda ilerliyorum. Havluyu nasıl ortaladığımı, nasıl dişlediğimi, düğümsüz nasıl başladığımı soruyorsunuz. Ben de şimdi kısaca onlardan bahsedeceğim. Bu şekilde çeşitli uygulamalardan indirdiğimiz şablonlarımız var. Bunların sayıları zaten belli. Onları bu şekilde not alıyorum. Daha sonra da aralarında bırakacağım boşlukları da hesaplayarak topladığımda, havludan çıkardığımda bu şekilde ortalayabiliyorum. Sorulan şeylerden bir tanesi de iplerim. Havlularda 12 numara ip kullanılıyor. Bu şekilde düğümsüz başlıyorum. İlk önce yapacağımız kutucuk kadar havlunun altından ip geçiriyoruz. Daha sonra ipi bölerek, yani içinden geçerek sabitliyoruz. Yani şu an ipimiz sabitlendi. Her seferinde geçtiğimiz düğümün içine alarak ilerliyoruz. Yine aynı şekilde ipi alarak geçiyoruz. Şu an kalbi bitirmek üzereyim. En son düğümlemeyi de göstereceğim size. Bir de önemli olan, bana çok sorulan bir tüyo var mı? Neler yapılabilir? Bu şekilde çok sorular alıyorum. Onlar için söyleyebileceğim, ipi çok çekmeden, yani havlunun yapısını bozmadan ve karelerin, bu çarpıların kapamalarını hep aynı yöne yaparsanız, mesela hep sola sola ya da hep sağa sağa yaparsanız, siz de etamini başarılı bir şekilde yapmış olursunuz. Şu şekilde, yine aynı şekilde başladığımızda ipin içinden geçtiğimiz gibi kapatırken de ipin içinden geçelim. İp bu şekilde daha çok sabitleniyor. Tabii ikinci bir düğümü de atarsanız sizin için de garanti olmuş olur. Özellikle dikkat edilmesi gereken çarpı kapamaları ve çok sıkılmaması. Bu şekilde ipimizi kesiyoruz. Şuradan arkadan aldığımız, biraz önce önde bıraktığımız ipi de kestiğimiz zaman kalbimizi bitirmiş oluyoruz. Yani şu şekilde tekrar size bir üçlü aşağı doğru inerek göstereceğim. Aşağıda inseniz, yukarıda çıksanız her seferinde aynı yönden çıkmanız en önemlisi. Yine düğümsüz bir şekilde başlamayı gösteriyorum. Yine aynı şekilde ipi alarak bu şekilde aşağıya iniyoruz. Yani sizin eliniz hangi tarafa yatıyorsa, bazen üstten aşağı, bazen aşağıdan yukarı,
yapılabiliyor. Bu şekilde gerçekleştiriyoruz işlemlerimizi. Yine söylediğim gibi sizlerin sordukları doğrultusunda cevap veriyorum toplu bir şekilde. Yine tekrar bir sorunuz olursa bu videonun altına yorumunuzu yapabilirsiniz. Instagram sayfam var. Etamin Avlu Elişi. Oradan da sorularınızı sorabilirsiniz. Şablonlar paylaşıyorum. Kendi yaptığım modelleri paylaşıyorum. Onları sorabilirsiniz. Bu şekilde yine. Her seferinde ipin içinden geçerek kapatırsanız sizin için de garanti olacaktır. Bir de çok sorulan ısı kalemlerimiz var. İşaretlemeleri yapıyoruz. Ölçü alıyoruz, işaretlemeleri yapıyoruz. Daha sonra bunu ütüyle, buharla, ısıyla üzerinden geçtiğim zaman kayboluyor. Buna da toplu bir cevap vermiş olayım. Bu şekilde. Yorumlarınızı bekliyorum videonun altına. Tekrar talepleriniz, beklentileriniz, farklı istediğiniz bir çalışma olursa yine tekrar yorum bırakabilirsiniz. Herkese kolaylıklar diliyorum.